Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, Kur'an yetmez diyenlerin papağan gibi söylediklerini biliyorsunuz. Onların bir papağanlıkları var, biliyorsunuz değil mi? Yani Kur'an yetmez diyorsunuz, ondan sonra söyledikleri 2-3 cümle. Şimdi bu adamlar Kur'an yetmez, hadis ve sünnete muhtacız derken kullandıkları 3-4 tane mesele var. Fakat tamam, Kur'an yetmez, hadi ver o zaman bana sünneti, hadisi dediğiniz zaman netice ne oluyor biliyorsunuz değil mi? Sidik içip kıl öpüyorsunuz. Sordukları şey başka, yaptıkları şey başka. Kur'an yetmez, hadislere muhtacız. Hangi hadis? Bizim cemaatin hadisi, bizim tarikatın hadisi, bizim mezhebin hadisi. Hangi sünnet? Bizimkilerin kabul ettiği sünnet. Her sünnet değil. Her hadis değil. Her rivayet değil. İşte bu münafık zihniyetin suçüstü bir videosu var. Müthiş bir video. Tam suçüstü. Şimdi mozaikleme yapmadığım için, kendisini ben tanımıyorum. Mozaikleme yapmadığım için konuşurken dikkat etmem gerekiyor. Sadece düşüncelerimi söyleyeceğim. Bu benim şahsi düşüncelerim. Ben böyle düşünüyorum. Ve sizleri de düşünmeye sevk ediyorum. Lütfen düşünün. Eğer okumazsanız canınızı okurlar. Bana gelmeyin, kendinize gelin. Bakın dostlar, sadece Kur'an diyen bir adamın tekrar ehli sünnet olma ihtimali yoktur. Sadece Kur'an diyen bir adam şöyle bir cümle kuramaz. Ya ben, bana önce Kur'an yeter dedim de, önce Kur'an yeter dedikten sonra düşündüm. Yok, vazgeçtim, Kur'an yetmez. Sonra Kur'an'ın yetmeyeceğini anladıktan sonra döndüm. Şu 4 mezhepten hangisini seçeyim diye bir baktım. Bu 4 mezhepten baktım Hanbeli daha iyi. Fena değil. Ben Hanbeli olmaya karar verdim. Onun aldığı hükümler daha güzel, daha iyi. Kur'an'da her şey yok. Ben anlayamıyorum Kur'an'ı. Hanbeli'yi beğendim. Sonra ben bir de düşündüm. Şimdi sadece Hanbeli ile de olmaz. Bir de tarikata bağlanmam lazım. Kur'an yetmez. Bana bir mürşid-i kamil lazım. Şu cemaatlere bir baktım. Cemaatlerin arasından da en güzelini, artık neye göre ise, seçtim. Bundan sonra benim bir tarikatım var. Bundan sonra benim bir şeyhim var. Bundan sonra benim bir mezhebim var. Bundan sonra benim derslerim var. Tesbih çekeceğim, zikir çekeceğim ya da cihada gideceğim. Kur'an yetmiyormuş ya diyen birisini bulma ihtimaliniz nedir? Ama inanın vardır, biliyor musunuz? Yani ben yoktur diyorum da hakikaten vardır. Ama oranı nedir biliyor musunuz? Oranı bu adamların gerçek yüzünü görüp bana Kur'an yeter diyenlerin %1'idir, 1000'de 1'idir, 10.000'de 1'idir. Elhamdülillah, Rabbime şükür. Biz bunları ifşa ettikçe bunlar kan kaybediyorlar. Taraftar kaybediyorlar. Çünkü münafıklık yapıyorlar. Yaptıkları münafıklıkları da zaten kendi kitaplarında var. Kendi videolarında var. Bakın, o kadar güzel bir video ki, tenezzül etmedim mozaik yapmaya. Buyurun, hep beraber dinleyelim. Bakın, şahıs bu. Davetül İslam. Yalan. Yalan. Davetül Ehl-i Sünnet. Davetül Hadis. Nerede İslam? Nerede İslam? Adam hadise ve sünnete çağırıyor, İslam diyor. Bakın şimdi hep beraber dinleyelim. Bu 2 bölüm arkadaşlar. Önce bu 1. bölüm. 1. bölümü dinliyoruz. Sonra da 2. bölümü yine kendisi konuşsun. Ben konuşmayayım. 1. bölüme yapılmış benim 200-300 videom vardır.
1200 civarı videom var şu anda. Bu adamın ilk bölümde söylediğine cevap verdiğim 200 video vardır en az. Önce bunu bir dinleyelim. Sonra da ikinci bölümden kendisi cevap versin benim yerime. Buyurun. Özellikle Kur'aniyyun denilen bir taife vardır ki biz ancak Kur'an'ı kabul ederiz. Kur'an'dan başka bir şeyi kabul etmeyiz deyip esasında Kur'an'ı hakimi de kendi merdut fikirleriyle yorumlamak isteyerek Kur'an'ı da bozmak isteyen bir taife vardır. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini ve hadislerini tamamen reddederler. Allah korusun bunlar zındıklardır. Bunlar da kafir olmuşlardır kardeşler. Bakın bize zındık ve kafir diyor. Niçin? Sünneti ve hadisi kabul etmediğimiz için. Ama kendilerinin de kabul etmediği bir sürü hadis var. Kendilerinin de kabul etmediği bir sürü sünnet var. Ama bize kafir ve zındık diyor. Sebebi neymiş bakalım. Çünkü sünneti kabul etmediğiniz zaman İslam dinini yaşayamaz hale gelirsiniz. Hı. Sünnet ve hadisler Kur'an'ın hayata nakşedilişi ve tefsir edilişidir. Siz? Bakın hadisler Kur'an'ın İslam'a tefsiriymiş. Müslümanlara tefsiriymiş. Anlatabiliyor muyum? Halbuki hadis ilminde hadislerin tefsir edilmesi gerekir arkadaşlar. Her hadisin tefsir edilmesi gerekir. Hangi yılda söylenmiş, niye söylenmiş, hangi olay için söylenmiş, ne olmuş da söylenmiş. Kur'an'ın tefsiriymiş. Hani gerek yok zaten de bunlara zaten çok cevap verdim. Bunun ikinci bölümü harika arkadaşlar. Yine de dayanamıyorum, durduruyorum. Artık refleks olmuş bende, özür dilerim. Sünnet olmadığı zaman namazı kılamazsınız. Sünnet olmadığı zaman namazı kılamazsınız diyor. Sanki sünnette namaz var. Olmadığı zaman orucu tutamazsınız. Tabii. Sünnet olmadığı zaman Allah zekatı emrediyor. Zekat verin diyor ama hangi maldan, ne kadar, ne zaman verilecek, kime verilecek belirleyemezsiniz. Allah sanki tek çeşitmiş gibi. Bunların fıkıhlarında 80 çeşit zekat türü var arkadaşlar. Haccı farz kılmıştır ama haccın nasıl yapılacağını ancak sünnet bize öğretir. Kabe'yi nasıl tavaf edilecek? Nereden başlanacak? Sağ taraftan sola doğru mu dönecek? Sol taraftan sağa doğru mu dönülecek? Bunlar ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle sabit olan şeylerdir. Evet arkadaşlar, şimdi hazır olun. Burayı anladınız değil mi? Şimdi aynı adamın, bakın aynı şahsın, aynı vatandaşın ikinci videosunu açıyorum. Buyurun. Şuradan da şöyle. Ya inanamayacaksınız ya. Hakikaten bu insanlar var ya. Bu insanların eğer kendi söylediğini kendi kulakları duyuyorsa ben bir şey bilmiyorum. Bu insanlar iddialarında samimi değiller. Bu insanlar iddialarında samimi olsalar şu şimdi söyleyeceğine inanır mı? Birinci bölümü anladınız değil mi bakın? Birinci bölümde neymiş? Kur'an yetmez. Neden? Zekatı nasıl vereceğimiz Kur'an'da yokmuş. Tevafı nasıl yapacağımız Kur'an'da yokmuş. Nasıl namaz kılacağımız Kur'an'da yokmuş. Değil mi? Peki buyurun. Aynı adamın ikinci videosu. Hazır mısınız şoku yaşamaya? Bakın. Bir misal vereyim. Fetabai Hindi'de de yazar. Horasan'da Hanefi. Fetabai Hindi'de yazarmış. Bakın. Bakın. Şimdi Kur'an yetmez ya. Hadis ve sünnet ya. Şimdi söylediğin kitap hadis mi sünnet mi? Bakın. Bir misal vereyim. Fetabai Hindiye'de de yazar. Horasan'da Hanefi alimlerinin büyüklerinden birisi elinde bir fıkıh kitabıyla bakkala gidiyor. Koltuğunun altında kitap. Bakkaldan bir ihtiyacını almak için bakkala gidiyor. O ihtiyacını bakkalda alırken kitabını bir yere koymuşmuş. Kitabını orada unutuyor, evine gidiyor. Evine varınca kitabını unuttuğu, fıkıh kitabıdır kitap. Kitabını unuttuğu aklına geliyor. Tekrar bakkala dönüyor. Bakkal onu görünce diyor ki burada testereni unutmuşsun diyor. O da diyor ki ben testere unutmadım, ben kitap unuttum diyor. Ne fark eder diyor. Kızılcılar odunu testereyle keserler. Siz de insanların kafasını kitapla kesersiniz diyor. Bu alim. Gördünüz mü arkadaşlar? Hızlı hızlı anlatıyor. Çünkü bu real videolar böyle ya. Şimdi bir tane fıkıh alimi bakkalda alışveriş yaparken fıkıh kitabını orada unutmuş. Sonra tekrar gelip kitabı sorunca bakkal demiş ki testerenizi burada unuttunuz. O da demiş ki ben testeremi unutmadım. Kitabımı unuttum. Bakkal da diyor ki fark etmez diyor, aynı şey diyor. İnsanlar diyor testereyle diyor kelle keser. Siz de diyor bu kitapla diyor kelle kesiyorsunuz diyor. Şimdi sizce cevap nedir? Cevabı merak ediyor musunuz? İşte arkadaşlar bu cevabı bu adam verdikten sonra
halen bu zihniyeti savunan, halen bu zihniyete destek veren adamların Allah belasını verir inşallah. Allah hak ettiğini verir inşallah. Herkes hak ettiğine kavuşur inşallah. Bana vekil olarak Allah yeter. İşte adamın menkıbesi. Buyurun bakın ne oluyor devamı. O bölgenin en büyük alimlerinden Ebu Bekir Errazi isimli Hanefilerin büyük alimlerine bu sözü söylüyor. Ve o Ebu Bekir Errazi isimli alim onun mürted olduğuna hükmediyor ve derhal kellesinin vurulmasını emrediyor ve kellesi vuruluyor. Çünkü... Gördünüz mü arkadaşlar? Bakkal haklı çıktı. Şimdi bu adam alim ve kendisi gibi düşünmeyen bakkalı bu söylediği sözden dolayı dinden çıkmıştır diyor ve götürün kellesini kesin diyor. Ve Allah'tan korkmaz. Hangi ayete dayanıyor? Hangi ayete dayanıyor? Fıkıh kitabına itiraz edenin kellesinin kesilmesi hangi kitapta? Kur'an'a itiraz etse kellesini kesemezsin. Adamın fıkıh kitabına itiraz ettiği için adamın dinden çıktığını hükmediyor tek başına. Niye? Çünkü alim. Ve bakkalın kellesi kesiliyor. Neden? Fıkıh kitabına testerinizi unuttunuz dediği için. Nasıl? Güzel mi arkadaşlar? Hani ne oldu? Amaç neydi? Hadis ve sünnetin amacı neydi? Zekatın oranı, namazın rekatı. Bu değil miydi hadisin amacı? Ne oldu? Nasıl oldu bu iş? Çok ilginç değil mi? Bakın arkadaşlar, size hadis ve sünnete muhtacız, o olmazsa Kur'an'ı anlayamayız diyen bu zihniyet, eğer iktidarı ele geçirirse elindeki kitap testere olur. Bakkala adamın savunması gereken şey Kur'an iken adam diyor ki bakkala, evet evet haklısın diyor, bu testere diyor, seninkini de keseyim de gör diyor ve bakkal haklı çıkıyor. Bakkal diyor ki insanlar nasıl odunu testereyle kesiyorsanız siz de insanların kafasını bu kitapla kesiyorsunuz diyor ve adam haklı çıkıyor, kelle gidiyor. Aslında bu hikayenin gerçek olma ihtimali de zayıf. Ben pek inanmıyorum bu tür rivayetlere. Ama kendi kitaplarında bunlar yazıyor. Kendi kitaplarında yazdıkları için bunlar da mecburen iman ediyorlar. Asıl tehlike ne biliyor musunuz arkadaşlar? Asıl tehlike adamlar buna iman ediyorlar. Dinden dönenin kellesi kesilir. Dinden çıkanın kellesi kesilir. Ama bakkal ben dinden çıktım demiyor. Bakkal halen Müslüman. Bakkalın dinden çıktığını iddia eden o alim. Ve alim diyor ki sen diyor bu kitaba itiraz ettin. Sen artık mürtetsin. Dinden çıktın. Götürün kafasını kesin. Mahkeme yok. Şahit yok. İddia yok. Tövbe kapısı kapalı. Arkadaşlar lütfen anlamaya çalışın. Bu adamların gerçek yüzünü görürseniz, eğer bu adamlar bir gün gücü ellerine geçirirlerse, fıkıh kitabına itiraz edenin kellesini keserler. Eğer bunu yapmasa zaten onaylamaz. Onaylıyorsa yapar. Adam din budur diyor. Adam İslam budur diyor. Ve etrafımızda bir sürü deist ve ateist ortaya çıkıyor. Hangi fıkıh oradaki kitap? Hanifi fıkıhı. Sen Hanifi fıkhına nasıl itiraz edersin? Kelle gitti. Şimdi son bir kez daha dinleyin arkadaşlar, bitsin. Ondan sonra da düşünün, karar verin. Şeriatı testereye benzetiyor. Allah korusun. Allah'ın diniyle alay ediyor. Alimler hiçbir kimse durup dururken kimsenin kellesini kesmez. Kimsenin... ya alimler diyor durup dururken kimsenin kellesini kesmez. Şeriatla alay ediyor diyor. Dinini alay ediyor diyor. Ya elindeki fıkıh kitabı fıkıh. Fıkıh nedir biliyor musunuz?
tek fikir olmadıkları konuda düşünüp taşınıp aldıkları karar olan kitaba denir. Alimlerin yazdığı bir kitaptır fıkıh kitabı. Fıkıh kitabı Kur'an değildir. Allah'ın kelamı değildir. Fıkıh kitabı namazda okunmaz. Anlatabiliyor muyum? Fıkıh kitabından sorguya çekilmeyeceğiz. Adam fıkıh kitabını, yani kendilerinin yazdığı, alimlerinin yazdığı kanun ve yasalar kitabını adam şeriat olarak kabul ediyor. Ama bu Hanifi fıkıhı. Adam ben Şafiiyim dese ne olacak? Adam ben Hanbeliyim dese ne olacak? Oradaki Hanifi fıkıhı. Sana göre oradaki Hanifi fıkhını kabul etmeyen bakkal öldürülecek, öyle mi? Ve bakkalı öldürmeye giden yol birinci videodan geçiyor dostlar. Birinci videodan geçiyor. Ve sizi korkutuyorlar. Diyorlar ki sadece Kur'an yeter dersen zındık olursun diyorlar. Kafir olursun diyorlar. Sonra da namazı, haccı, zekatı soruyorlar. Haccı, namazı, zekatı sorduktan sonra zındık ve kafir olursun dedikten sonra adam fıkıh kitabına itiraz edenin kafasını kesiyor. Nasıl, iyi mi? Şimdi buyurun tekrar baştan bir daha dinleyin ve kararınızı verin. Kur'an yeter mi? Yoksa yetmez mi? Bir misal vereyim. Fetavai Hindiyye'de de yazar. Horasan'da Hanefi alimlerinin büyüklerinden birisi elinde bir fıkıh kitabıyla bakkala gidiyor. Koltuğunun altında kitap, bakkaldan bir ihtiyacını almak için bakkala gidiyor. O ihtiyacını bakkalda alırken kitabını bir yere koymuşmuş. Kitabını orada unutuyor, evine gidiyor. Evine varınca kitabını unuttuğu, fıkıh kitabıdır kitap, kitabını unuttuğu aklına geliyor, tekrar bakkala dönüyor. Bakkal onu görünce diyor ki burada testereni unutmuşsun diyor. O da diyor ki ben testere unutmadım, ben kitap unuttum diyor. Ne fark eder diyor, kızılcılar odunu testereyle keserler, siz de insanların kafasını kitapla kesersiniz diyor. Bu alim, o bölgenin en büyük alimlerinden Ebu Bekir Errazi isimli Hanefilerin büyük alimlerine bu sözü söylüyor. Ve o Ebu Bekir Errazi isimli alim onun mürted olduğuna hükmediyor ve derhal kellesinin vurulmasını emrediyor ve kellesi vuruluyor. Çünkü şeriatı testereye benzetiyor, Allah korusun. Allah'ın diniyle alay ediyor. Alimler hiçbir kimse durup dururken kimsenin kellesini kesmez, kimsenin elini kesmez. Yok. Evet arkadaşlar, ikinci dinleyişte hata yaptığım bir yeri anladım. Bakkala gelip fıkıh kitabını unutan normal vatandaş. Alim değil. O bakkala gelen vatandaş Razi denilen alime gidip durumu anlatıyor ve adamın kellesi kesiliyor. Vay be. Hakikaten adam da bunu göğsünü gere gere İslam'ı savunmak için anlatıyor. Kendi İslam'ını, kendi inandığını savunmak için bunu anlatıyor. Ve en son kurduğu cümlede durup dururken adam öldürülmezmiş. Durup dururken adam öldürülmezmiş. Allah herkese hak ettiğini verir inşallah. Yunus 100. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.